Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, endemik yayınlarının AYT Fizik Soru Bankası'nın çözümündeyiz. Newton'un hareket yasalarının dördüncü testindeyiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dikkat edin. Kinetik sürtünme katsayısı K olan düzlemde MX ve MY kütleli XY cisimleri yan yana konuluyormuş. X ismini düzleme paralel bir F kuvveti etki ediyormuş. Bakın X ismi, Y cismi paralel bir F kuvveti etki ediyormuş ve sürtünme katsayısı da K'ymış. Y cisminin X cismine etki kuvvetinin bulunabilmesi için bu görmüş olduğunuz niceliklerden kaç tanesinin bilinmesine gerek vardır? Kinetik durum olduğuna göre direkt olarak ne yapabiliriz? Burada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hareket halini düşünmemizi istiyor bizim, dikkat ederseniz. Şimdi olay basit arkadaşlar, bakın. İster sürtünme olsun ister olmasın, örnek, sayısal bir örnek vereyim size. Diyelim bu 3 kilogram, bu da 2 kilogram. Bunu ne oldu? Buradan gelen de diyelim F eşittir 40 Newton olsun. Şimdi renk değiştirelim şöyle. F kuvveti kaça geliyor, dikkat edin? 40 Newton 5 kiloya geliyor, değil mi? O zaman kilo başına kaç düşüyor? 8 Newton. O zaman bu ne der? Bu kuvvetin 24'ü benim hakkımdır. X'in Y'ye etkisine kaç kalır? 16 kalır. O zaman benim bu 16 sayısını bulmam için nelere ihtiyacım var? 40'ı bilmeliyim. 3 ve 2'leri bilirsem ben bu işi bilirim. Yani bana f'i ver, mx'i ver, my'yi ver. Ben de sonuca ulaşayım. Yani 3 tanesi bu iş için yeterliydi arkadaşlar. Newton'un ikinci hareket yasası temel yasa. Yani ne demekti? Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklıysa ne oluyordu? M çarpı A oluyordu. Şimdi hangileri incelenir? O zaman bir cismin ne yaptığını, net kuvvetin hareketini inceliyoruz, değil mi arkadaşlar? Ama eylemsizlik neydi? Birinci yasaydı. Denge yine birinci yasa arkadaşlar. Birinci yasada ne diyordu? Eğer ki bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim eylemsizdir ya da dengededir demişti hatırlarsanız. Dolayısıyla net kuvvet altındaki hareketler incelenir, dikkat ederseniz. Şimdi buna göre şekildeki sistemde X ve Y cisimleri sürtünmesiz makaraya bağlı, hangileri doğru olabilir diye bir ifade söylemiş, dikkat ederseniz arkadaşlar bize. Aslında bu sorunun cevabı belli. Bu T ise şurası da T mi arkadaşlar? O zaman sen bu sistemi çektiğin zaman sürtünme de yoksa Y cismi buraya doğru A ivmesine giderken X ismi de buraya doğru A ivmesine gidecek mi? Bakın ne olacaktı? Y cismine bakarsanız buraya A ivmesine gitmesi için buradan çeken bir F var. Burada da bir T var. Bakın sürtünmeden bahsetmemiş. O zaman ne olacak? Bir kere şu var zaten. Sürtünme olursa işlerde bir de bu çıkacaktı, Fs. Sonuç itibariyle F eşittir T artı Fs'den büyük olmak zorunda ki, değil mi? İvme kazanabilsin. Yani sürtünme olmasa gene de Ft'den büyük. O zaman F'in T'den büyük olması gerekiyor ki sistem hareket etsin gibi. Bu aslında neye benziyor? Sizin X ismini ve Y cismini aynen F kuvvetiyle çektiğindeki T ne çıkıyorsa aynısı çıkar arkadaşlar. Bakın burada eğer sürtünme yoksa aynısı. O zaman F zaten ikisini çekerken bu birini çektiği için F'in T'den büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Özdeş, bakın kelimeyi kaçırmıyorum. Özdeş. M kütlesi, M kütlesi ve M kütlesi, değil mi? Ok yönde işte en değerli ikinci bir kelime. Sabit hızla. Arkadaşlar normalde bu neyle çekiyor? MG ile çekiyor. O zaman MG ile gitmesi gerekirken bunu demek ki engelleyen sürtünme kuvvetleri, diyelim burada bir Fs1 var. Burada da Fs, hatta Fs'ler aynı diyelim, zemin aynıdır. O zaman ne olurdu? İki tane Fs kuvveti MG'ye eşit olmalıydı ki demek ki her bir sürtünmenin değeri MG bölü 2 olacak ki sabit hızla gitmenin koşulu neydi? Fnet'i sıfır yapacaksınız. O zaman şu da MG bölü 2. Şu da MG bölü 2 olunca gider. Peki X ile Y arası ip koparsa ne olur? X artık tek başına gitmeye çalışacak. Tabi belli bir hıza ulaşmıştı. Ne yapacak bu arkadaş? Sürtünme kuvveti olan ne kadardı? MG bölü 2'lik kuvvet nedeniyle yavaşlayacak X'in. Hatta hemen ivmesini de bulabiliriz. F eşittir MA'ya göre. Kim yavaşlattı? MG bölü 2. Kime? M kütlesine AX ivmesini verirse AX'in cevabı ne oldu bakın? G bölü 2. Peki renk değiştirelim ortalık karışmadan. Diğer ikiliye bakarsam ne oldu? Buradaki M kütleli Y ile M kütleli Z baş başa kaldı mı bu sefer? Buradan MG çekerken buradaki sürtünme de artık MG bölü 2 olduğuna göre net kuvvet gene MG bölü 2 kalır. Ama artık
2m kütlesine AY ve ya da AZ ivmesi verirsem AY cismin ivmesi G bölü 4 oldu dikkat ederseniz. O halde X yavaşlayan hareket yapar. Doğruydu. X'in ivmesi Y'nin 2 katı mı? Evet, G bölü 2, G bölü 4'ün 2 katı. Z ise ne oluyor? Bu sistemde artık bu tarafa doğru hızlanıyor, değil mi? O zaman hızlanan hareket yapar. Cevap da 1, 2, 3 olacaktır. Ne demiş bakalım? Sürtünmesi önemsiz sistemde. Ne diyor? KLN cisimleri bırakılıyor, ip tek yerine. Bakın 2T kimi taşıyor? Hemen sistemde 2T MK ve ML kütlesine dikkat ederseniz bu sistem buraya doğru bir A ivmesiyle bu da buraya A ile giderse A kazandırırken T kime kazandırıyor? Sadece K'ya A ivmesi. Ben bunları oranlarsam bakın A'lar itti, T'ler itti. 2 ile genişletirsem 2 MK eşittir MK artı ML. Dolayısıyla MK'nın cevabı ne oldu? ML'ymiş. O zaman K ve L'nin kütleleri kesinlikle eşittir. Fakat sürtünme olmadığı için neyinin burada gitme isteğini karşılayabilecek hiçbir şey yok, değil mi arkadaşlar? Bizim için. Yani. O halde neyinin kütlesini bilmiyorsan neden? Sen buraya 5 kilo da yazsan gidecek, 7 kilo da yazsan tabii ki daha büyük kütle yazarsan daha büyük ivmeli gidecek. Ama kesin bir şey var. Sana zaten veriler bakın uyanırsanız 2T ile T'yi vermesinin amacını K ve L üzerinde çalışın içindi. Dolayısıyla cevap da yalnız 1'e karşı gelecek. Yalnız Y ile hareket düzlemi arasında sürtünme varmış. Bakın şurada bir sürtünmemiz varmış. Cisimler ok yönde sabit hızlıymış. O zaman bu ne demek? Bu tarafa doğru MZG çekiyor. Bu tarafa doğru MXG var. Ve bu arada sistem sağ tarafa gittiğine göre burada bir de sürtünme var mı arkadaşlar? O zaman ne derdik? Sabit hız ne demekti? Denge şartı. O zaman sağ tarafa doğru çekenlerle sola çekenler eşit olacak. Yani şu oldu. MZG eşittir. MXG artı sürtünme Y'yi etki eden sürtünme diyebilirim. Şimdi bu durumda kesin bir şey var. Z'nin kütlesi X'ten büyük oldu değil mi arkadaşlar? Peki burada isterseniz bir açalım isterseniz burayı da. MXG artı KMY çarpı G. Bakın hadi G'ler de gidince ne kaldı elinizdeki malzeme? Z eşittir MX artı KMY. O halde arkadaşlar Z'nin kütlesi Y'den büyük oldu. Bakın Z X'ten büyük ama Z'nin kütlesi büyüktür K çarpı MY'den. K değerin mesela ne oluyor? Bir diyelim 1 bölü 2. Sen Y'nin yarısından büyüksün. O zaman Z Y'den kesin olmadı. Y ile X zaten eşitliğin aynı tarafında kaldığına göre gitmiştir. O zaman arayacağımız cevap da yalnız 1 olmuştur. Ne demiş? Kütleleri eşit. K ve L cisimleri dengede. Şimdi burada diyelim ki bu adam ne? MG. Şimdi şu anda sistem gidebilir mi? İp bağlı gidemez. O zaman bu ip hemen nedir? MG. Şurası da MG. O zaman T'nin değeri de neye eşit? MG'ye eşit. Değil mi? Bunu öğrendik. Duvara bağlı olan ip kesilirse diyor. Şimdi bu aradaki ipi soruyor. Şuraya bir silgi kullanalım artık. Şurayı bir silelim artık. Şimdi siz eğer ki renk de değiştirelim ortalık karışmadan. Şimdi buradan MG çekiyor. Artık ip de olmadığına göre bunlar beraber aşağı inecekler. Sürtünme de olmadığına göre MG kimi hareket ettirecek? 2M kütlesine A dersem A ivmesinin cevabı ne oldu arkadaşlar? G bölü 2. Şimdi sana artık bu T üssü ipini soruyor. Bu arkadaş aşağı doğru A ivmesine gidince nasıl yazıyorduk burada dinamiği? MG T üssünden büyük olmalı. MG eksi T üssü M kütleli cisme A ivmesi veriyor mu? A da G bölü 2 olduğuna göre T üssünün cevabı da MG bölü 2 oldu mu? İlk durumda T neydi? MG'ydi. Şimdi ne oldu? MG bölü 2 ise yeni ip gerilmen T'nin yarısına karşılık gelmiş dikkat ederseniz. Kütleleri eşit. Bakın hepsine M ve M yazabilirim. Bakın hemen şöyle düşün. T2 kaç tane kütleyi taşımaya çalışıyor? 2M. T1 bir tane. O zaman hemen T2, T1'in hatta 2 katı olduğunu bile söyleyebilirsiniz hemen. Değil mi? O zaman T1 ile T2 eşit olmaz. Yani, peki şuraya gelelim. Ne diyor? T1 M'den büyük mü bakalım? Veya işte bakalım. Anlarız. Şimdi bu sistemi serbest bıraktığımda sistem buraya doğru bir ivmelenecek mi A ivmesiyle? Bakın K cismine dikkat edin. Ne var? T1 var. Aşağı doğru da bunun MG'si var. Aşağı doğru ivmelendiğine göre ne dersiniz hemen? O zaman MG'nin değeri T1'den büyük olacak. Herkesin kütlesi M olduğuna göre demek ki T1 gerilmesi M'nin ağırlığından büyüktür ifadesi olamaz. Dikkat edin MG'den küçük.
Peki T2 aynı zamanda burası da T2 değil midir? Bunun da ağırlığı Mg değil mi? Bakın o cismi ele aldığımı düşün. M cismini. Üstünde T2 var. Altında Mg ağırlığı var. Ve yukarı gidiyorsunuz değil mi bu sefer? O zaman ne derdim? T2'nin Mg'den büyük olması gerekiyor. Yani bütün cisimlerin ağırlığından daha büyüktür T2. O yüzden de yalnız 2 kesinlikle doğruydu burada arkadaşlar. Yerde duran bir cisim, dikkat edin, yukarı doğru bir kuvvetin etkisinde kalınca. Bakın, o zaman dikkat edin, yerde duruyor. Ağırlığı ne kadar? Mg. Ve sen 20 Newton uygulayana kadar bir türlü hareket başlamıyor, değil mi arkadaşlar? Ama bu barajı geçtiğin andan itibaren hareket başlıyor. O zaman demek ki senin uyguladığın kuvvet ne zaman ki 20 oldu, action başlıyor. Yani bu cismin ağırlığı 20 Newton'muş. G de 10 olduğuna göre cisim 2 kilo. Peki bu arada ne var? F net. Şurası da ne? A. Hemen yazalım bakalım. F net eşittir M çarpı A'ya göre. Net kuvvet ne kadardır? F eksi 20. Kaç kiloydu? 2. Kaç ivme vermiş? 5. 10 olabilmesi için F'in değeri kaçmış? 30'muş grafikte. Peki 40 uygularsam? Şuraya 40 yazarsam diyor. Bakalım. 40 eksi 20 değil mi oldu o zaman? Net kuvvetimiz 40 eksi 20. Kaç kiloydu bu arkadaş? 2 kiloya A ivmesi verir. O zaman A ivmesinin cevabı da kaç oldu? 10 oldu. O zaman bu da doğru oldu. K cismi F kuvvetiyle çekilince ipteki gelme T. Bakın o zaman burası da T değil mi? Aynı ip. Ok yönünde hızlanıyorsa, o zaman hemen şöyle diyebilir miyim? Bu adam buraya doğru gitmesi için kesin bir şey var. İğmelenmesi için F'in değeri T'den büyük olacak. Bu arada L'nin ağırlığı da P değil mi? Buraya doğru iğmeleniyor musun? Evet. O zaman cevap ne olacak? T'nin değeri de P'den büyük olmalı. O zaman ne oldu cevapta? Hemen F, T, P diye buluruz arkadaşlar. C şıkkı gibi cevabı bulmuş olduk. X'in kütlesi M, Y'nin kütlesi 2M'miş. Sürttünme yok. Bıraktık. Şimdi burada kim harekete neden oluyor? Mg. Kime? Beraber olacaklarına göre. 3M'ye A1 ise güle güle A1 ivmesinin cevabı G bölü 3 oldu. Peki buraya bakalım. Bu Mg. Bu 2Mg değil mi? O zaman sistem buraya doğru 2Mg'den Mg çıkarsa gene Mg kaldı. Kim kütle? 3M çarpı A2 ise A2'nin cevabı da dikkat ederseniz G bölü 3 oldu mu? Ve oranları da dolayısıyla 1 olarak Denizli şıkkı gibi bulmuş olduk arkadaşlar. Evet bu test çok güzel olmuş. Hep sabit hız olayı çok önemli. Ok yönünde sabit hızla gidiyormuş. Ne demek? O zaman buraya doğru Z'nin ağırlığı var. Buraya doğru X'in ağırlığı var. Sen sağ tarafa gidiyorsan bir de sürtünme de var mı? Sabit hız ne demekti? Denge. Sağ tarafa doğru çekenlerle soldakiler aynı olacak. Yani Z'nin ağırlığı eşittir. X'in ağırlığı artı sürtünme Y değil mi arkadaşlar? Diyor ki Z'nin kütlesi de X'ten büyük. Zaten biz onu biliyorduk değil mi arkadaşlar? Sabit hızla gittiğine göre ok yönünde olduğu için evet. Cisimler okun tersi yönünde hızlandırılıp. Şimdi senaryoya gelelim. Okun tersi yönünde. Şimdi sen şöyle düşün. Buradan çeken bir GX ağırlığı var. Şurada bir ne var? GZ ağırlığı var, değil mi? Bu tarafa doğru hızlandırılıyor. Tabi bu durumda sürtünme kuvveti de buraya doğru çıkar mıydı bir anda FSY'ye? Ne oldu bu arada? Bu gitmesini istemiyor, bu da istemiyor. Bu arada Z'nin ağırlığı X'ten büyüktü, değil mi? Bir de sürtünme de ona destek olunca bu tarafa doğru olan kuvvetler istemeyenler çok büyük çıktı. Bakın Z zaten isteyen arkadaş şöyle yazsın. Buraya GX artı FSY yazabilir. O zaman GX var. Bakın sol tarafta sadece GX var çeken. Sağ tarafta bakalım eşit mi diye kontrol ediyorum. GX var. FSY var. Bir de buradan da bir FSY var. Bakın sağ taraf daha büyük çıktı. O zaman engellemek isteyen kuvvet daha büyük olduğuna göre bu sistem yavaşlayacak, duracak. Ve en sonunda durduktan sonra çok önemli. Bu arkadaş durunca ne olacak? Bu hale geleceğiz. Hareket edememeye başlayacağız. Neden? Sürtünme bunu engelleyince sabit hızlı bir sistem hani ne oluyordu? Durunca durmaya devam eder. Hareket eden de sabit hızlı. Sen durdun, yavaşladın, durdun. Artık durmaya devam edeceksin ki statik denge olsun. Evet, böylece bu testin sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.